Mahmut Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri sormak. Bizler de çok iyiyiz. Bizleri burada konuk ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Biz çok teşekkür ederiz. Keyif aldık sizleri burada görmekten dolayı. Çok teşekkürler. Şimdi Beyzade Konağı'nın genel hizmetlerinden bahsedeceğiz. Sektöre girişinizden, tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle ben sizleri değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. Mahmut Bozan kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Mahmut Bozan, 1990 Mardin Kısıltepe doğumluyum. Sektöre bir sene önce başladım. Evet. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Okul hayatından sonra iş hayatına atıldım. Evet. Bir sene önce başladık. Abinizle birlikte. Doğru. Sektörde bir yıldır hizmet veriyorsunuz. Mahmut Bey, Beyzade Konağı konum olarak nerede? Neredeyiz? Turistik bir bölgedeyiz. Evet, turistik bir bölgedeyiz. Artuklu diye geçiyor. Eski Mardin. Yöre ağzıyla çarşı diye nitelendirdiğimiz. Sabancı Müzesi yolunun girişine kalıyor. Evet, burada birçok otellerin, konaklamanın, restoranların bulunduğu bir yerdeyiz. Doğru. Evet. Kapasite olarak kaç kişi ağırlayabiliyoruz bir anda? Terasa 100'e yakın insanı ağırlayabiliyorum. Ve iç mekanı. İç mekanları var. Kışın iç mekanları kullanıyoruz. İki ayrı bölme şeklinde toplamda içeride 60 kişiye hizmet verebiliyoruz. Terasada dediğim gibi 100'e yakın insana bu şekilde hizmet verebiliyoruz. Evet. Kahvaltıyla başlıyoruz sabah. Neler var menümüzde? Serpme kahvaltı. Konseptimiz serpme kahvaltı şeklinde. Kahvaltıyla başlıyoruz sabahları. Kahvaltı hizmeti veriyoruz. Evet. Ve kafe hizmeti veriyoruz. Doğrudur. Kaç iş dönümümüz var kahvaltıda? 30'a yakın ürün verebiliyoruz. Yani konseptimiz serpme kahvaltı şeklinde. Evet. 30'a yakın çeşitimiz var. Balınızla, tereyağınızla, tabii, zeytininizle, peynirinizle. Peyniriyle, kavurmalı yumurtasıyla, patates cipsi, sigara böreği, sıcaklar var. Çayı da dahil. 30'a yakın ürün verebiliyoruz. Evet. Hepsi yöresel. Hepsi yöresel. Doğal. Hazır hiçbir şey yok. Peki gelen misafirlerimizin illaki tercih ettiği bir lezzet var mı? Yani burada ünlü olan. Şimdi yöresel mezelerimiz var. Genelde onlar tüketiliyor. Ama damak tadı öyle değişken bir şey ki her insandan insana değişebiliyor. Yani birinin sevdiğini diğeri sevemeyebiliyor. Bu noktada aslında gıda sektörü çok da riskli bir iş. Ama genelde amacımız müşteriye, her müşteriye hitap edecek şekilde ürünler ortaya koyabilmek. Günün sonunda müşteriyi biz memnun edebiliyorsak, biz o zaman çok huzurlu bir şekilde evimize gidebiliyoruz. Bizler de verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmet için tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.